İyi akşamlar efendim. Saatler 18.30'u gösteriyor ve ana habere başlıyoruz. Melisa Bağcı ben. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurundaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mozoleye çelenk koyulmasından sonra Anıtkabir özel defterine "Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir" notunu düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Cumhuriyet'in 100. yılında atanın huzurundaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eşlik edenler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yüksek Yargı Organlarının Başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Atatürk'ün mozolesini ay yıldızlı çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan 100. yılı bu sözlerle kutladı. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye 100 yılı ile taşlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek Beştepe'de tebrikleri kabul etti. 100. yılda İstanbullular Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı gösterisi için boğaz akın etti. 100 gemi ve 14 savaş uçağının geçit yaptığı kutlamalarda 101 pare top atışı yapıldı. 100. yıla yakışır bir de sürpriz geldi. İlk milli fıkratein İstanbul'da geçiş törenine katıldı. Türk donanması tarihin en büyük ve en kapsamlı geçit töreni için hazırlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında İstanbullular boğaz akın etti. Cumhuriyet'in 100. yılında Türk donanması, 100 gemi ve hava kuvvetleri de 14 savaş uçağıyla tarihin en büyük resmi geçidini gerçekleştirmek için bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla 7'den 70'e binlerce İstanbullu, Dolmabahçe'de Cumhuriyet coşkusunu gururla izlemek için toplandı. Yüzüncü yılda 100 gemi adı verilen resmi geçitte milli savunmamızın gururu TCG Anadolu'da yer alıyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'lar ve F-4'lerin de bulunduğu 14 uçak da onlara eşlik ediyor. İlk olarak jetlerin sesleri yankılandı İstanbul Boğazı'nda. 100. yıl ve kalp işareti çizen jetler, boğazı dolduran İstanbullulardan büyük alkış aldı. Saatler 16'yı gösterirken gemiler tek sıra halinde Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yapmaya başladığında coşku tavan yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı saatlerde Çengelköy'deki Vahdettin Paşa Köşkü'ndeydi. Geçit törenini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte izledi. Köşkü'teki Cumhurbaşkanlığı tören kıtası ve dönem kıyafetli askerlerle birlikte eşsiz görüntüler oluşturdu. Kutlamalara bir de 100. yıl sürprizi geldi. Henüz devir teslim töreni yapılmayan Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'da törende yer aldı. Nizamın en önünde bulunan sancak gemisi TCG Anadolu, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk çok maksatlı amfibi gemisi olmakla beraber bugüne kadar sahip olduğu en büyük gemidir. 100. yıl sadece karada değil havada ve denizde de büyük coşkuyla kutlanırken ortaya bu eşsiz görüntüler çıktı. 100. yıl kutlamalarıyla ilgili görüntülerimiz bu kadarla sınırlı değil tabii ki. Onları ilerleyen dakikalarda tekrar ekrana taşıyacağız. Canlı bağlantılarımız da olacak ama önce gündemin sıcak başlıklarına bir göz atalım. Aydın'da istek şarkı yüzünden kavgaya tutuşan gelin ve damat tarafı düğün yerini savaş alanına çevirdi. Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin en güzel günü kana bulandı. Göğsüne kırık alkol şişesi saplanan damadın amcası Oktay Kabaoğlu kurtarılamadı. İstek şarkı yüzünden kavgaya tutuşan gelin ve damat tarafı düğünü kana buladı. Oyun pistinde başlayan kavgada damadın amcası hayatını kaybetti. Nazilli Kuyucak'ta yaşayan Emrah Kabakoğlu ve Gülseren Coşkun çiftinin düğünü vardı. Genç çifti bu mutlu günde yalnız bırakmayan yakınları bir yandan da piste kurtlarını döküyordu. Bu arada müzisyenlere de ardı ardına istek yağdırıyorlardı. Ama o isteklerden önce hangisinin çalınacağı için başlayan tartışma bir anda kontrolden çıktı. Basit bir tartışma kız tarafı ile erkek tarafının çatışmasına dönüştü. Arbede sırasında damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kalbine kırık alkol şişesi saplandı. Ağabey Mehmet de kardeşini kurtarmaya çalışırken bıçaklandı. Akrabaları Eşref Koç da kavgadan yaralandı. Düğün yeri savaş alanına döndü. Şarkıların yerini çığlıklar aldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye yetiştirdi. Yakınları da gelin arabasıyla hastanenin yolunu tuttu. Kırık şişeyle kalbine darbe alan Oktay Kabakoğlu doktorların tüm çabasına rağmen yaşatılamadı. Acı haberi alan yakınları hastane önünde gözyaşı döktü. Ekipler şimdi kavgaya karıştığı tespit edilen isimlerin peşinde. İstanbul Sancaktepe'de korkunç bir olay yaşandı. Alışveriş yapmak için zincir markete giden müşteri tartıştığı kasiyeri yumruklayarak öldüresiye darp etti. O dehşet anlarında marketin güvenlik kameraları kayıttaydı. Alışveriş için zincir markete gitti. Tartıştığı kasiyer Nurgül Koç'u öldüresiye dövdü. Marketin güvenlik kameraları dehşet anlarını böyle kaydetti. Bu ayın başlarında biz personel eksikliğinden kaynaklı 8'de kapatıyordu. O gün geldi, işte 8'de kapatmıştım ben giriş kapısını, ancak ısrar etti. Bu akıl almaz saldırı Sancaktepe Yeni Doğan Mahallesi'ndeki bir zincir markette yaşandı. Saldırının gerekçesi ise aynı müşterinin 17 gün önce market erken kapandığı için alışveriş yapamamasıydı. Yaklaşık bir 15 dakika boyunca beni kapıda dövmek için bekledi. Alışveriş için tekrar aynı markete giden müşteri, karşılaştığı kasiyere 17 gün önceki tartışmalarını hatırlatıp hakaret etmeye başladı. Aradan bir 17 gün geçti, tekrar geldi. Bana hakarette bulundu. Ben de abi market açık, alışverişini yapıp çıkabilirsin dedim. Kasiyerin bu yanıtı onu sakinleştirmek yerine daha çok öfkelendirmişti. Bir anda üzerine saldırıp yumruklamaya başladı. Hadi sıkıyorsa bugün ürünleri geçme gibi şeyler söyledi. Sakinliğimi korumaya çalıştım. Sonrasında bana hakaretlerde bulunmaya devam etti. Çok ağır bir kelime söyledi. Bundan sonra tepki gösterdim zaten. Öfkeli müşteri kasiyeri dakikalarca yumrukladıktan sonra marketten çıkıp kaçtı. Üstüme yürüdü. Beni itikledi. Ben yani sırtımı camlara vurdum. Sonra beni itikledi, yere vurdu ve yumruklamaya devam etti. Darp raporu aldım, hastaneye gittim, şikayetimde bulundum. Kaldırıldığı hastanede darp raporu alan Nurgül Koç'un şikayeti üzerine gözaltına alınan saldırgan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede serbest bırakıldı. 4 aydır kayıp olarak aranan Bedriye Kılıç'ın eşi Tayfur Kılıç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tayfur Kılıç eşini öldürüp cesedini uçurumdan attığını itiraf etti. Ardından cinayet büro ekiplerine cesedini attığını söylediği uçurumları da gösterdi. Cani Koca tutuklanıp cezaevine gönderildi ama katledildiği karısı Bedriye hala bulunamadı. Müzik
karısını boğarak öldürüp cesedini uçurumdan attı. Ardından kayıp ihbarında bulunup masum rol oynadı. Canlı yayına çıkıp timsah gözyaşları döktü. Müge Anlı'ya cinayeti itiraf eden Cani cesedi attığı yeri gösterdikten sonra tutuklandı. Ama Bedriye hala bulunamadı. Akşehir'de yaşayan 35 yaşındaki Bedriye Kılıç 4 ay önce aniden ortadan kayboldu. Sözde telaşlanan eşi Tayfur Kılıç polise kayıp ihbarında bulundu. Fakat 3 çocuk annesi Bedriye'den hiçbir iz bulunamadı. Yine diyorum ben, benim arabamda mesela bir şey varsa, evimde bir şey varsa mesela yine kabulüm ben ya. Bedriye Kılıç'ın ailesi son çare olarak Müge Anlı'nın programına başvurdu. Tayfur Kılıç'ın çelişkili ifadelerinden şüphelenen Müge Anlı her yayında onu böyle sıkıştırdı. Bak kardeşim sen şunu söylesene ya Tayfur. Ben karımı aramadım kardeşim, aldım içkimi de orada içtim de çık işin içinden o zaman. Bedriye'yi aradım diyorsun. Sonra da diyorsun ki Bedriye burada çıkarsa tamam diyorsun, suç benim diyorsun. Tamam abla yine diyorum suç benim. Tamam nerede? Bu programdan sonra memleketi Akşehir'e dönmek üzere yola çıkan Kılıç şehirler arası otobüste gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden Kılıç eşini boğarak öldürdüğünü söyledi. Hiçbir şey yok aranızda, hiçbir problem yok. Ya, o zaman... Kadın içmiş biraz hava alayım deyip Konya Akşehir'de parka gidiyor. Sonra yani. Kiraz için televizyona çıktığında da kıskanıyorsun. Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp Akşehir-Isparta karayolu üstünde dağlık bir alandaki uçuruma attım. Kılıç bu itirafının ardından polis ekiplerine olay yerine götürerek eşinin cesedini attığı yeri gösterdi. Katil koca habercileri neden öldürdüğünü sorusuna ise namus meselesi diye cevap verdi. Karısını katleden Cani Koca emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldı. Akşehir Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ama onun gösterdiği bölgede kadavra köpeklerinin de katıldığı aramalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Yani acımasızca katlettiği 36 yaşındaki Bedriye Kılıç hala kayıp. Annesinden para istedi, alamayınca da boğazına bıçak dayayıp zorla telefonuna el koydu. Akaryakıt istasyonu içinde kendisine direnmeye çalışan annesini döven vicdansız evlat, çevredeki kalabalığı hesaba katmamıştı. Dövdüğü kadının annesi olduğunu öğrenen kalabalık ona meydan dayağı attı. Kendisine para vermeyen annesine bıçak çekip zorla telefonunu aldı. Annenin yardım çığlıklarını duyanlar Cani oğluna meydan dayağı attı. Gören herkesi dehşete düşüren bu görüntüler Pendik'teki bir akaryakıt istasyonunda kaydedildi. Bu genç birlikte yürüyerek geldiği kadına istasyon içinde böyle saldırdı. O boğazına yapıştığı kadına acımadan yumruk sallarken çevredekiler dayanamayıp araya girmeye çalıştı. Vicdanları sızlatan o anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Bıçak çekip zorla telefonunu aldığı kadının 52 yaşındaki annesi olduğunu öğrendiklerinde de ona istasyonun ortasında meydan dayağı attılar. Yaptıklarını duyan herkes ona vurabilmek için koşup geliyordu. Dakikalar boyunca devam eden dayaktan onu kurtaran yine polisler oldu. Öfkeli kalabalığın elinden kurtarılan saldırgan gözaltına alındı. 16 suç kaydı olduğu belirlenen ve annesini kendisine para vermediği için dövdüğü ortaya çıktı. Katıldığı programlarda sık sık Dilan Polat ve ailesinin kirli ilişkilerini masaya yatırıyordu. Soruşturma sürecini ilk günden beri yakından takip eden avukat Feyza Altun tehdit mesajları almaya başladığını duyurdu. Altun 10 kişilik listenin ilk sırasında yerleştirildiğini duyurdu. Listedeki diğer 9 isim ise şimdilik bir sır. Hayat yaşamışlar, iyi bir tahsilleri yok, iyi bir eğitim almamışlar. Bir şekilde hayal edemeyecekleri bir hayata erişmişler kısa sürede. Açıklamalarında hep Polat ailesini hedef alıp kirli bir tezgah kurduklarını anlatmaya çalışıyordu. Soruşturma sürecini en başından beri yakından takip eden ünlü avukat Feyza Altun tehdit mesajları aldığını duyurdu. 10 kişilik listenin başındasın dediler. Ben dedim ki gelin vurun. Senin derdin para. Bakalım ne zaman konuşacaksın? 4 ayrı suçtan soruşturma açılan Polat ailesinin suçları yasa dışı bahis paralarının aklanmasına kadar uzandı. MASAK raporu savcılık soruşturması derken iş yerine baskın düzenlendi.
Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat gündemden hiç düşmüyor. Televizyon ve sosyal medyadaki programlarda sürekli kirli işleri konuşulup tartışılıyor. Güvendikleri her neyse, kişi şey ne ise bize bir şey zaten olmayacak. Sistem de dışarıdan güzel gözüküyor. Polat çiftini en çok eleştiren, soruşturmayı ilk günden beri yakından takip eden isimlerden biri de ünlü avukat Feyza Altun oldu. Günlerce Mossack raporlardaki ya kim görmüş bu raporu? İşte bunlar iftira çıkınca ne yapacaksınız gibi hala insanların algısıyla oynamaya, sanki böyle bir şey yokmuş bir lanse etmeye çalıştılar. Altun, Polat ailesi tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Kendisini 10 kişilik listenin en başına aldıklarını söyledi. Bu mesajları atan birisi adım kadar eminim. Aileden birisi. VPN kullanıyor. VPN de Gürcistan gösteriyor. Yine çok manidar Gürcistan olması. Feyza Altun kendisine mesaj atan hesabın geçmişini araştırmaya başladı. Altun hesabın kime ait olduğunu ve kim tarafından kullanıldığını öğrenmeye çalışıyor. Bu hesap 2020 yılında açılmış bir hesap. İki kere isim değiştirmiş. İlk ismi hesabın Sıla Doğu Fan. Telefonunun son 4 numarasını da buldum. Ben bulacağım bunu. Feyza Altun'un kendisinin bir numarada olduğunu açıkladığı 10 kişilik listedeki diğer 9 isimse merak konusu oldu. Benle uğraşmayın. 5 aylık hamile olan Hatice Demir ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu ama sözde onu çok seven kocası elleriyle boğarak katletti. Çıkan tartışmada kendini kaybeden Emrah Demir eşiyle birlikte karnındaki bebeğinin de katili oldu. Sosyal medyada aşkını ilan ettiği 5 aylık hamile karısını öldürüp sokağa çıktı. Galiba eşimi öldürdüm diye bağırıp yardım istedi. Müzik 21 yaşındaki Hatice Demir kendisinden 6 yaş büyük Emrah Demir'le 1 yıl önce dünya evine girdi. 1 yıllık evli olan genç çift heyecanlı ailenin yeni üyesini bekliyordu. Genç kadın 5 aylık hamileydi. Ama sabah tutuştukları tartışma o heyecana gölge düşürdü. Öfkeden gözü dönen Emrah Demir eşinin boğazına yapışıp var gücüyle sıkmaya başladı. Hareketsiz kaldığını görünce de sokağa fırlayıp galiba eşimi öldürdüm diye bağırmaya başladı. İddiaya göre sokakta yanından geçen 10 yaşındaki bir çocuğu da boğmaya çalışan Emrah Demir'i mahalleli güçlükle durdurabildi. Eve gelen sağlık ekipleri Hatice Demir'in ve karnındaki bebeğin öldüğünü tespit etti. İlk incelemelerde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlanmadı. Şoka giren Emrah Demir ise gözaltına alındı. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla netleşecek. Demir çiftinin mutlu günlerindeki bu paylaşımları da acı bir anı oldu. Eslem Zehra Kızıltuna, dünyalar güzeli, pırıl pırıl bir genç kızdı. Etrafına ışık saçıyordu ama misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu. Eslem elektrik kablosuyla asılmıştı. Eslem'in ölümünü şüpheli bulan ekipler canına mı kıydı yoksa cinayete mi kurban gitti sorusunun yanıtını arıyor. Henüz hayatının baharındaydı. Gelecek için hayaller kuruyor, en güzel yıllarını yaşıyordu. Ama misafirliğe gittiği arkadaşının evinde ölü bulundu. Ekipler şimdi Eslem'in şüpheli ölümünü aydınlatmaya çalışıyor. Eslem Zehra Kızıltuna 26 yaşındaydı. Eğlenmeyi, gezmeyi çok seven genç kız sosyal medyada güzel anlarını sık sık paylaşıyordu. Kızıltuna Kemer Kuzdere Mahallesi'nde yaşayan arkadaşının evine misafirliğe gitti. Eve bir arkadaşlarını daha davet ettiler. İki gün boyunca evden dışarı çıkmayan üç kız arkadaş gönüllerince eğleniyordu. Gece geç saatlere kadar eğlenen üçlü uyumak için yataklarına geçti. İkisi sabah uyandıklarında hayatları boyunca hiç unutamayacakları korkunç bir manzarayla karşılaştı. Arkadaşları Eslem'i bulduğunda evin kullanılmayan odasında üçlü priz kablosuyla asılı haldeydi. Korku ve panik içinde hemen ekiplere haber verdiler. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Eslem Zehra'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Onu tanıyanların hiçbiri hayat dolu genç kızın canına kıymış olabileceğine ihtimal vermiyordu. Bu yüzden cansız bedeni otopsiye gönderildi.
Eslem Zehra Kızıltuna'nın ölümünü şüpheli bulan savcılığın incelemeleri de devam ediyor. Genç kız canına mı kıydı yoksa cinayete mi kurban gitti? Bu soruların yanıtlanabilmesi için adli tıptan gelecek rapor bekleniyor. Eslem Zehra Kızıltuna'nın kısacık hayatından paylaştığı bu güzel anları ise ailesi için acı bir hatıra oldu. Şimdi mucize kurtuluşun görüntüleri gelecek ekrana. Diş ağrısı için dişçiye giden Cengiz adlı. Sırasını beklerken kaldırıma bırakılan kanepeye uzandı. O sırada sokakta hız yapan bir sürücü de kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan araç hızla gelip Cengiz adlının uzandığı kanepeye çarptı. İşte bu ilginç kaza ve sonrasında yaşananlar geliyor ekrana. Kaldırımdaki kanepede uyuyan adamı ölüm böyle teğet geçti. Akıl almaz kaza Yüreğir'de kayda geçti. Dişi ağrıyan fırıncı Cengiz adlı, dişçi için sıra beklerken kaldırımdaki kanepeye uzandı. Ben biraz rahatsızdım. Geldim biraz dinlenmek için. Burada uyuyakaldım. Uyuyakalınca bir anda bir olay gerçekleşti. Araba çarptı. Ama hız yaptığı için kontrolünü kaybeden sürücü tam da onun üzerinde uzandığı kanepeye çarptı. Ama kazaya neden olan sürücü önce Cengiz adlıyı değil aracını kontrol etti. Kamera kayıtlarını izleyince ölümden santimlik farkla kurtulduğunu anlayan Cengiz adlı şaşkındı. Sonunda kurtuluyorum. Ben de zaten videoyu izledikten sonra şaşırdım. Normalde uyuyordum. Yani hiç görmedim olayı. Olay gerçekleştikten sonra kamera kayıtlarından görünce ben de şaşırdım. Çevredeki vatandaşlar polise haber verince kaza yapan sürücü panikledi. Kenara yanaştırma bahanesiyle otomobiline binip hızla olay yerinden kaçtı. Allah yüzümüze baktı. Çoluk çocuğumuza bizi bağışladı. Ölüm son anda teyit geçti. 21 yaşındaki milli sporcu Buket Kaya'yı hayattan koparan kazayı daha önce ekrana getirmiştik. İşte o kazada Buket Kaya'nın da içinde olduğu otomobilin sürücüsü Ramazan Öner'in tedavisi tamamlandı. Hastaneden ifadeye götürülen Öner, kaza sırasında alkollü olduğunu itiraf etti. Sayısız madalyası gelecek için büyük hayalleri vardı. Milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği kazada sürücü alkollü olduğunu itiraf etti. İçinde milli sporcu Buket Kaya'nın da bulunduğu otomobil Kayseri-Malatya yolunda seyrederken sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle patates yüklü tıra çarpıp refüje savruldu. Olay yerine gelen ekipler hurdaya dönen otomobilden çıkardıkları iki yaralıyı hemen hastaneye kaldırdı. Ama Wushu Kung Fu dalında Avrupa şampiyonu olan 21 yaşındaki Buket için yapabilecekleri bir şey kalmamıştı. Genç sporcu 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Geçen yıl Ekim ayında da Balkan şampiyonu oldu. Ama yeni madalyaların hayalini kurarken geçirdiği kaza onu hayattan kopardı. Tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan araç sürücüsü Ramazan Öner'den korkunç bir itiraf geldi. Aracı ben kullanıyordum. Alkollü olduğum doğrudu. Kazanın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum. Öner bu ifadenin ardından tutuklandı. Buket Kaya'nın sevenleri, sporcu dostları ve yakınları onu Talas'tan gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı. Güngören'de kentsel dönüşüm için yıkım çalışması başlatılan 6 katlı bina bir anda yerle bir oldu. Kontrollü yıkımın kontrolden çıktığı o anlarda büyük panik yaşandı. Yola doğru yıkılan bina yanındaki diğer binalara da zarar verdi. Bismillah. Gidiyor. Kentsel dönüşüm için yıkılmak istenen bina kendiliğinden çökünce çevresindeki binalara da zarar verdi. Kontrolden çıkan yıkımın adresi Güngören. Genç Osman Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın kentsel dönüşümü için kontrollü yıkım izni alındı. Yıkıp yapılırken seyrediyordum ben. Sonra uzun kepçe var ya, üst katları kesiyordu. Bir anda bir gürültü koptu böyle. Adı kontrollü yıkımdı ama işler bir anda kontrolden çıktı. Ekipler üst katları yıkmaya çalışırken bütün bina yerle bir oldu. Genç Osman Mahallesi'nde yapılan yıkımda su kullanılmadığından dolayı etrafı duman altı almıştı. Her yer toz içinde.
Yıkımı izleyenler panik içinde her yeri saran tozdan kaçmaya çalıştı. Bütün halinde yola doğru yıkılan bina karşısındaki ve yanındaki binalara da zarar verdi. Üstteki bloklar yavaş yavaş kaydı, arkadaki evlerin balkonlarına geldi. Kimse yaralanmadı ama parçaların çarpmasıyla iki apartmanda hasar oluştu. Durumun bildirilmesiyle de bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zarar gören diğer binalarda mühürlenerek boşaltıldı. İsrail'in katliamlarına yönelik öfke günden güne artıyor. Bu öfke yurdun farklı yerlerinde İsrail destekçisi olduğu öne sürülen markalara yöneldi. Üç ayrı ilde zincir şubeler öfkeli grupların hedefi oldu. Filistin'e yönelik saldırılar arttıkça öfkesini kontrol edemeyenler İsrail destekçisi olduğunu düşündüğü zincir marketlerini hedef almaya başladı. İsrail'i protesto etmek için AVM önünde toplanan bir grup kahve zincirini hedef alıp taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Ellerine aldıkları sopalarla camları kıran grup iş yerinde büyük çapta hasar oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Aynı zincirin Gaziantep'teki şubesi de hedef oldu. Bir grup İsrail'e destek veren markalar arasında sayılan iş yerinin camlarını işte böyle parçaladı. İş yerini talan eden grup "Kahrolsun İsrail, katil İsrail" sloganları attı. Mersin'deki saldırının hedefi ise Amerika merkezli hamburger zinciriydi. Tekbir çekerek elinde baltayla iş yerini basan adam camların hepsini kırdı ama öfkesi dinmedi. Beraberinde getirdiği molotof kokteyli de atarak yakmaya başladı. Tam molotof atıldı. Yanıyor şu an. Ardından bir banka oturup olan biteni izleyen saldırgan gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Gazze'ye yönelik saldırıların 23. gününde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının istendiği karar tasarısını kabul etti. Ama bu karara rağmen İsrail'in saldırıları bugün de devam etti. Saldırılarda ölenlerin sayısı 8 bini aştı. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeden Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Saldırıların 23. gününe girilirken Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının istendiği karar tasarısını kabul etti. İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları son 24 saatte Hamas'a ait 450'den fazla askeri hedefi bombaladı. O saldırılar sırasında sivil bir binada hedef alındı. Bombaların enkaza çevirdiği binada tam 13 sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. İsrail hastane katliamının ardından yine durmak bilmiyor. Filistin Kızılay'ı Gazze'de bulunan Al-Kuds Hastanesi'ne saldırı olacağı ve tahliye edilmesi konusunda tehdit edildiklerini açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Gazze şeridine yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız. İlk aşama kara kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek. Kazanacak olan biziz. Henüz yolun başındayız açıklaması yaptı. Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmak için şartını açıkladı. İsrail'in elindeki Filistinli mahkumları serbest bırakması halinde rehineleri serbest bırakacaklarını duyurdu.
سوف نحيا هنا. Gazze Sağlık Bakanlığı da İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 8.005'e yükseldiğini açıkladı. Bunlardan 3.342'sinin çocuk olduğu duyuruldu. Bugüne kadar hep yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekler haberlere konu olurdu ama bu seferki farkı Cumhuriyet'in 100. yılının ilk dakikalarında doğan şanslı bebek ekrana gelecek şimdi. Anne babası ona Cumhuriyet'in 100. yılına yakışacak bir isim verdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim'in ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe Ata ismi verildi. Yağmur ve Erdem Öztürk çiftinin bebekleri dün gece 12'yi 5 geçe dünyaya gözlerini açtı. Can çok mutluyuz. Baktıkça da konuşamıyorum zaten. Şanslı bebek Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının ilk dakikalarında doğan bebek olarak tarihe geçti. Doğumun 29 Ekim'de gerçekleşeceğini bildiklerini söyleyen Öztürk çifti küçük bebeklerine Ata ismini verdi. 29 Ekim'e denk geldiği için çok mutluyuz. Doktorumuz zaten ilk öğrendiğimizde bize 29 Ekim dedi ve biz direkt isim düşünmeye başladık. Ve en uygun isim olarak Ata'yı tespit ettik. Ata Öztürk bebeğimizin adı. Bir tane de Ata'mız oldu. İnşallah iyi bir vatanına, milletine güzel bir evlat olur. Adına yakışır şekilde. Minik bebeğin anne ve babası kadar doktoru da mutluydu. Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir olay yaşamış olmak çok çok daha güzel. Hemen her zaman yeni yılın bebeğini kutlardık. Şimdi de Cumhuriyetimizin 100. yılının ilk bebeğini kutluyoruz. Çok güzel bir duygu. 100 yıllık gururumuz Cumhuriyetimizin 100. yılı Türkiye'nin dört bir yanında 7'den 70'e coşkuyla kutlandı. Edirne'den Kars'a on binler ellerinde meşale ve bayraklarla düzenlenen fener alaylarına katıldı. İşte Cumhuriyet'in ışığıyla aydınlanan geceden o görüntüler. Cumhuriyet'in ışığında Atatürk'ün izinde 100. yıl Türkiye'nin dört bir yanında 7'den 70'e büyük bir coşkuyla kutlandı. Mehter marşları çaldı, dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleri açıldı. Binlerce kişi ellerinde meşale ve bayraklarla fener alaylarına katıldı. Hep bir ağızdan marşları okuyup bir asırlık Cumhuriyetimizle onurlandılar. Erzurum'da 100. yıl marşı yarışmasında birinci seçilen marş okundu. Iğdır'daki Fener Alayı'ndan da "Vatan sana canım feda, ne mutlu Türk'üm" diyene ve "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri yükseldi. Şırnak Silopi'de 300 metrelik dev Türk bayrağı açılırken Gaziantep'te de zeybek gösterisi vardı. Denizli tarihi Hierapolis kenti tiyatrosunda bir araya gelen 1000 öğrenciden oluşan koroya 100. yıl klibi çekildi. ...29 Ekim'in 100. yılı kapsamında böyle bir Pamukkale'de bir çekim istedik çocuklarımızla. Güzel bir etkinlik olsun, ana olsun istedik. Çok mutluyum. Klip çok güzeldi. Böyle tarihi yerlerde bir tane klip çekmek bence çok güzel oldu. Havai fişeklerin aydınlattığı gecede Zonguldaklılar düzenlenen Cumhuriyet konseriyle coştu. İstanbullular da konser için Maltepe'de buluştu. Muhteşem, bizim için çok önemli bir tarih. Bütün arkadaşlarımla buradayız. Çok mutluyuz, çok gururluyuz, çok coşkuluyuz. Dilek fenerleri Atatürk anıtına Şanlıurfa Siverek'ten uçarken Nevşehir'de sıcak hava balonları 100 yıllık gururumuz Cumhuriyetimizin coşkusunu göklere böyle taşıdı. Cumhuriyetin 100. yaşı kutlu olsun.
Hem Atatürk posterlerimizi hem de Türk bayraklarımızı balonlarımıza taktık. Birlikte uçacağız, göklere yükseleceğiz. Gökyüzünü süsleyen yalnızca balonlar olmadı. Antalya'daki kutlamalarda aynı anda havalanan 500 drone görsel bir ziyafet çekti. Başkentteki Saray İlköğretim Okulu'nun minik öğrencileri de 100. yılı böyle kutladı. Birbirinden güzel dans gösterileriyle coşkuya onlar da ortak oldu. Yaşasın Cumhuriyet! 10 yıl önce kaybettiği doktor eşinden aldığı mektup Menekşe Doğanay'ı gözyaşlarına boğdu. Eşinin yıllar önce kendisi için kaleme aldığı satırları okurken çok duygulanan Menekşe Doğanay konuşmakta zorlandı. İyi günler. İyi günler. Mustafa Doğan'a adına mektubunuz var. 10 yıl önce ölen doktor eşinden gelen mektup onu böyle duygulandırdı. Mektup benden geldi eşime. Eşim 10 yıl önce vefat etti. PTT'nin 21 yıl önce düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yılına mektup kampanyası kapsamında yazılan 40 bin mektup sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. PTT'mize, bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. O mektup da sevgiyle, değerle yazıldı. O yüzden şu an bunu aldığım için çok mutluyum. O mektuplardan biri de Menekşe Doğanay'ın 10 yıl önce kaybettiği doktor eşi Mustafa Doğanay'ın kaleme aldığı mektuptu. Dün evliliğimizin 9. yılını bitirdik. Ben seninle evli olduğum için çok memnun ve mutluyum. Eğer bir gün ölürsen senin dürüstlük heykelini dikeceğim. 21 yıl önce yazılan mektubu görevlilerden teslim alan Menekşe Doğanay, kendisi için kaleme alınan satırları okurken duygulandı. Hayatımın anlamı sevgili karıcığım. 20 yıl geçtiğine göre artık ameliyat yapamıyorumdur. Ellerim titriyordur. İnşallah bu mesleği bırakıp birbirimize daha fazla zaman ayırabiliriz. 10 yıl önce ölen doktor eşinin satırlarını okurken gözyaşlarına hakim olamadı. Canım seni gerçekten sevdim. Bu mektup çok kıymetli. Küçük kızım için de çok kıymetli. Büyük kızım için de çok kıymetli. Yani bu coğrafyada yaşadığım için çok şanslıyım. Çok yoğun duygular içindeyim. Cumhuriyet gibi aslında bu mektupta. Bundan 100 yıl önce bize yazılmış bir mektup Cumhuriyet'te. Kısa bir aranın ardından ana habere devam ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserimdir dediği Cumhuriyet'in kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Birinci asrını tamamlayan Cumhuriyet'imiz birçok sanatçı da özel marşlar besteledi. Bugüne özel işte 100. yılı taçlandıran o marşları getiriyoruz şimdi ekrana. Kalplerin beraber attı halkları. Rengarenk insanınla ne güzelsin Türkiye. Mutlu olsun yüzyıllık Cumhuriyet. Sen, ben, o, hepimiz birlikte Türkiye'yiz. Asırlara kök salmış gücümüz, renklerimiz. Etme adam, yazdığın tarih hep olacak dillerde destan. Sen rahat uyu, sırtın yere gelmez atam. Adına toz kondurmayız, tetik değilser an. Atamızdan bize miras gösterdiği her hedefe, dün ve bugün ve daima Cumhuriyet sonsuza dek. Göklere yükselin sızlık bayrağı doluyor içimize, bir yaşama sevinci. Sevgili Cumhuriyet, atanın armağanı, canımız bahasına koruyacağız seni. Türk'üz, güçlüyüz, kanı izimiz, ecdadımızdan emanet sana. Ana vatan bu yarımada, kıtalar buluşturan.
Evet, cumhuriyetsiz bir toplum yarınsız bir gündür. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyerek bültenimizi noktalıyoruz efendim. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Oya Çebi sizlerle Beyaz Ana Haber'de olacak efendim. Beyaz TV'de kalın, hoşça kalın.